Uçaklar neden beyazdır? Hiç dikkatinizi çekti mi bilmem ancak çoğu yolcu uçağının gövdesinin tamamı ya da büyük bir kısmı beyaz boyalı olur. Geçtiğimiz günlerde biz de bunu fark edip neden diye sorma ihtiyacı duyduk. İşte bulduğumuz cevaplar. Tasarımsal açıdan sadelik iyidir, güzeldir. Severiz tamam ama sürekli beyaz görmek de çok sıradan ve sıkıcı geliyor doğrusu. Günümüzde yalnızca bazı hava yolları firmaları uçaklarının gövdelerini renkli hale getiriyor. Bunlar dışında geri kalanların tercihi hep beyazdan yana. Yalnızca kuyruk bölümlerini markaları doğrultusunda renklendirebiliyorlar. Bu nedenle bu soruyu önemsemeden geçmedik ve kısa bir araştırma yapma ihtiyacı duydum. Meğer arkasında çok basit ama önemli bilimsel ve ekonomik sebepler yatıyormuş. Ancak bunlara geçmeden önce küçük hareketlerin nasıl büyük tasarruflara yol açabileceğinin bariz bir göstergesi olarak American Airlines hakkında yıllar öncesine dayanan bir efsaneyi hatırlatmakta fayda var. Amerikan Hava Yolları, first class seyahat eden müşterilerine sundukları salatalardan yalnızca bir adet zeytini azaltarak yılda 40 bin dolar tasarruf etmiş. 1. Beyaz tüm renkleri yansıtır. Beyaz üzerine gelen tüm ışıkları yansıtma, siyahsa tam tersi tüm ışıkları soğurma yani emme özelliğine sahiptir. Yani tüm renklere ve özelliklere koyu olanlara nazaran beyaz en fazla yansıtıcılık özelliğine sahip olan renktir. Peki bu ne kazandırır? Beyaz yansıtıcılığı yüksek olmasıyla birlikte daha az ısınmayı da sağlar. Güneş altında siyah tüm ışığı soğurduğundan çok daha hızlı ve çok daha fazla ısınmaya neden olur. Yani bir uçağın gövdesi beyaz dışında bir renge boyandığı zaman güneş altında iç sıcaklığı daha fazla yükselecek, sıcaklığı belli bir seviyede tutmak için klimaların kullandığı yakıt daha fazla olacaktır. Bunu yazın dışarıda siyah ve beyaz tişörtle dolaştığınızda hissedeceğiniz sıcaklıklar arasındaki farklar gibi düşünebilirsiniz. Kısaca en önemli sebep bu ısı ve sıcaklıkla olan bağlantısı. 2. Yeniden satışı daha kolay. Şirketler satın aldıkları değerli varlıkları bir süre sonra satmak isterler. Böylesine büyük yatırımlar asla çöpe atılmaz. Uçaklar da ikinci el olarak farklı bir havayolu firmasına satılır ya da ömrünü tamamlarsa hurda olarak değerlendirilir. Burada boya maliyeti devreye giriyor. Bu dev uçakların boya maliyetleri oldukça yüksek. Bu nedenle bir markanın renklerine boyanmış bir uçağı satmak, satın alan firmaya fazladan boya maliyeti yükleyeceği için daha zor hale geliyor. Boya gerçekten de maliyetli bir iş. Yolcu uçaklarının tam olarak boyanması boyutlarına göre her gün çalışan onlarca kişiyle birlikte 7 ile 15 gün arasında sürüyor. Bu da büyük bir miktarda işçilik ve malzeme maliyeti demek. Aslında bununla ilgili elimizde bazı rakamlar da var. Emirates Hava Yolları'nın Airbus A380 model uçaklarının boyanması tam 15 gün sürmüş. Bu sürede uçağı dış etkilerden en iyi şekilde korumak için 7 kat boya atılıyor. Bu 7 kat boya uçağa fazladan 1.1 ton yük getiriyor. Boya işlemleri boyunca aynı anda onlarca kişi işin başında oluyor. 3. Hasar tespiti daha kolay. Beyaz gövde üzerinde tehlike yaratabilecek herhangi bir çatlak, çizik ya da sızıntı olması durumunda bu durum daha kolay tespit edilebilir. 4. Beyazın fark edilebilirliği daha yüksek. Herhangi bir kaza anında uçak gövdesinin beyaz olması, düştüğü yere göre değişir tabii fakat uçağın hava aramalarında daha kolay bulunmasını sağlayacaktır. Özellikle koyu renkli olmasındansa beyaz olması fark edilebilirliğini arttıracaktır. Benzer şekilde yapılan araştırmalar, kuşların da beyaz ya da parlak renge sahip uçakları daha kolay fark edebildiğini gösteriyor. Tam tersi koyu renkli uçakları ise kuşlar daha zor fark edebiliyor. Bu da demek oluyor ki uçak gövdesi beyaz olduğunda kuşlarla çarpışma oranları da az oluyor. Tüm bu sebeplere rağmen bazı hava yolları firmalarınınsa yine de rengarenk uçaklarıyla hizmet verdiklerini görmemiz mümkün.